Herkese merhabalar. Mevsimlerin oluşumu ilk dersimizde beraberiz sonuç evladım şey, benim. Fen dersimizde ilk konuyu beraber işleyeceğiz ve süper bir şekilde mevsimler nasıl oluşuyor öğreneceğiz. Hangi mevsimleri biliyorsun? Hocam en sevdiğim mevsim yaz mevsimi o Aynı, da bitti ya. Aynen gerçekten yaz bitti ne yazık ki. Şimdi Tonguç Bey'im Yepyeni bir seneye başlıyoruz. Yepyeni bir heyecan başlıyor ve süper bir heyecan fırtınası geliyor. Ve biliyorsun 2023 sayısal, 2023 sözel sınavımız geride kaldı. Artık 2024 bu bizim için 2024 şeklinde karşımıza gelecek ve. Fen dersimizdeki ilk konuyla beraberiz. 2024 LGS için Lg, aynı zamanda sekiz sıfırcı. bir kere mevsimler oluşumundan mutlaka mutlaka iki tane soru gelir. Garanti yüzde yüz. Ama bazen tabii ki sadece birinci dönem konuları oluyor. Mesela geçen sene olduğu gibi depremden dolayı o zaman daha fazla gelebiliyor. Ama önemli olan biz bu sene iki soruyla yani fen dersimizin yüzde onuyla uğraşacağız diyoruz. Ve hadi bakalım dünya ve güneşi bir kenara koyalım ve dersimize başlayalım Tomuş Eren Bey'im. Tonguç Dershane sunar. Bir kere şunu bilmen gerekiyor. Normalde biz 21 Ocak'ta tabii ki ara tatilimiz oluyor değil mi evladım benim? Ara evet tatilimiz canım. oluyor. Söme sade. Ve kar yağıyor, kış oluyor, birazcık soğuk oluyor hava. Ama aynı tarihte aslında Brezilya'da veya Arjantin'de veya Güney Afrika'da yani dünyanın alt kısmında, güney kısmında, güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani normalde bizde kış yaşanıyorken onlarda yaz yaşanıyor. Ve tam tersi de bizde yaz yaşanıyorken onlarda kış yaşabiliyor. Dolayısıyla. Yani şu anda mesela orası soğuk hocam. Biz şu anda yaz gibiyiz. Aynen öyle. Mesela şu anda biz yaz, yaz mevsimindeyiz. Orası da soğuk kış mevsiminde yaşıyor. İşte bu mevsimlerin oluşumunu bize çok enteresan bir şekilde anlatan çok önemli bir özellik. Şimdi sana mevsimlerin oluşumundaki özel sırları anlatınca zaten bunu da anlayacaksın neden böyle olduğunu diyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum Tonguç Kap birinci sezon başlıyor Tonguç Elan Bey'im süper bir şekilde senle beraber Tonguç Kap'ta birinci sezonda süper başarılar imza atacağız. Aynı zamanda kendi başarımızı da başarı hikayemizi de yazacağız Tonguç Elan Bey'im. Bu başarı oyununda bizimle beraber oluyoruz. O yüzden de Tonguç Akademi.com Dan e, girip takımını belirle. Bilge Baykuş musun? Hızlı işte Takımı belirle ve süper bir şekilde takımınla beraber görevlerini yerine getirerek eksiksiz bir şekilde 8. sınıfı tamamlayacağız diyorum. Bunu da söyledikten sonra hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Bir kere Tonguç Erdoğan bugün senle beraber bugün senle beraber aslında 3 tane konu başlığımız var. Birincisi bak kulağımdan çekerim senin dünyanın hareketleri. İkincisi eksen Sonrasında önemli tarihlere bakacağız. Bu önemli tarihler gün dönümleri, ekonokslar ve benzeri. Bunlara beraber bakacağız. Dünyanın hareketlerini biliyorsun zaten. Dünyanın ne hareketi var? Allah Dünya Allah dönüyor. Kendi kendine dönüyor. Aynen. Dünyanın dönme hareketi var. Ee, ve aynı zamanda güneşin etrafında da Tonguç Eylül benim bir dolanma hareketi var. Şimdi beraber bunları inceleyeceğiz senle beraber. Ardından buradaki eksen dediğimiz kavramın 23 derecelik kavramın ne olduğuna bakacağız ve önemli tarihler 21 Haziran 21 Aralık işte 23 Eylül 21 Mart ve bunları beraber işleyeceğiz diyorum ve hadi bakalım o zaman hadi şunu da açalım bakalım. Dünyanın bir kere öncesinde şunları bilmesin Tonguç Hocam Bey dünyayı biz aslında bir top gibi düşünürsek. nasıl bir top mesela şurada elimizde bir top Toplu var değil topu. mi? Harikasın. Bu dünyanın Tonguç Hocam Bey'im aslında ...iki parçaya ayırdığımız zaman... ...bir üstü var bir de altı var... ...ben üst ve alt diyorum aslında... ...dünyanın üstünde Türkiye'miz var... ...dünyanın altında da... ...mesela Arjantin var, Brezilya var, Avustralya var... ...ve ben bilmem ne bin benzeri... ...bu tam ortadan geçen bir çizgi var dünyanın... ...biz buna ekvator çizgisi diyoruz... ...ve bak, bak şöyle... ...dünya e, küremizi aldık... E, ...yer küredi diyoruz bunu aslında... ...bu dünyanın etrafından... ...böyle baktığımız zaman bir küre aslında bu... ...ben bunu ortadan ikiye ayırıyorum bak bir üstü bir de altı. İşte bu üst ve alt tonguç olan benim güney yarım küre ve kuzey yarım küre diye diyor Alt taraf güney. Üst tarafta kuzey. Zaten pusula ee, pusulada da yukarıya doğru yönler gösterildiği zaman Kuzeydir burası, ondan sonra güneydir burası. Bu sağ taraf neleri Tonguç Bey'im? Doğudur, Uğur. sol tarafta batılır değil mi? Bunları çok iyi bilmek zorundayız. Bunlar aslında pusulanın yönleri. Bunlar gerçekten de bizim e, günlük hayatta da bilmemiz gereken çok önemli bir bilgi. O zaman bak üst taraf ve alt tarafı bir kere bilmemiz gerekiyor. Ve bunun da ekvator çizgisiyle ayırdığını bilmemiz gerekiyor. Üst taraftaki ülkelerden birkaç tane söyler misin Tonguç Aram Bey? Türkiye. Bizim harikasın, 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 harikasın. Ee, Türkiye'miz, harikasın. Amerika. Harika. Türkiye, harika. Başka ne olabilir? Amerika ama Amerika'nın Alt kısmımı Güney Amerika mı yoksa normal Amerika mı? Amerika Birleşik Devletleri, ABD, ABD diyelim. Mesela Kanada diyebiliriz. Başka ne söyleyebiliriz? İngiltere. Olacak? İngiltere diyebiliriz, harika. Ee, aynı zamanda Tonguç ve başka Rusya. ne Rusya diyebiliriz. Çok güzel. Bak, bunlar aslında üst taraftaki ülkeler. Peki alt taraftaki ülkelerden birkaç tane... söyleyeyim. Bunlar genel kültür, aynı zamanda konuyu anlamamız için çok önemli bir yer Bu arada sorular hep bunlardan geliyor. Mesela Arjantin, Tonguç Messi. Ar ne alakası var? Arjantin'in bayrağı da bu şekilde zaten Arjantin. Ondan sonra. Brezilya Tonguç evladım Ronaldinho. Ne alakası? Elhamdülillah anca futbol kültürü tebrik ederim seni. Peki ardından e, Güney Afrika. Güney Afrika. zaten adı da üstünde. Güneyde. E, aynı zamanda Avustralya Tonguç Bak Avustralya Bak bu çok önemli çünkü Avusturya değil Avustralya e, aşağı Asya, aşağıda aslında gün, burada bir kıta kendi başına diyoruz bunlar bizim için çok önemli. Şimdi bu genel kültür aynı zamanda konuyu anlayabilmemiz için bir başlangıç üst taraf alt taraf kuzey yarım biz. KYK diye göstereceğiz sorularda veya buraya da GYK diye güney yarım kilo diye şimdilik göstereceğiz. Şimdilik keyifli ve hocam. Harika Şimdi basit. Şimdi dünyanın hareketlerine bakalım. Dünya zaten biliyoruz. Tonguç dünyanın bir dönme hareketi var ve kaç ne kadar zamanda tamamlanıyor? Bir günde tamamlanıyor. Bu da kaç saat? 24, 24, 24 saat. Ya da bunu herkes biliyor. Dünya kendi ekseni etrafında böyle bir şöyle yapalım şöyle bir dönme hareketi yapıyor ve bu dönme hareketi de 24 saatte bir tam tur atıyor Tonguç Eren Bey. Peki aynı zamanda bunun yüzünden gece gündüz oluşuyor. Dü güneşimiz nerede? Buradaydı. Güneşimiz burada buraya bakarken burası gündüz oluyor. Tonguç Eren dünya döndüğü zaman bu tarafı gösteriyor aslında, burası gündüz oluyor, bu taraf gece oluyor, değil mi? Arka tarafı gece oluyor. Ne taraf güneşe bakarsın? Aynen öyle. Peki gün içinde de gölge boyu da değişiyor. Mesela işte e, gündüz e, saat 12'de gölge boyu yani kısa, ondan sonra da gölge boyu değişebilir. Onu da biliyoruz. Şimdi bir de toncu çarpıyor. Dünya durmuyor yerinde, kendi etraf, eksen etrafında dönüyor ve aynı zamanda güneşin etrafında da dolanıyor. Böyle böyle dolanıyor. Şu harekete bir dolanma hareketi diyoruz ve bu ne kadar zaman oluyor biliyor musun? Bir yılda. Yani 365 günde tamamlanan bir dolanma hareketi var. Burada mevsimler oluşuyor mu? Oluşuyor. Harika. İşte zaten önemli olan bilmemiz gereken şey bu. Dünya güneşin etrafında bir dolanma hareketi yapıyor. Bunu yaparken kendi ekseni etrafında da dönüyor. Bakar mısın? Bak 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 bak. Bu bir gün bir gün bir gün geçiyor. Aynı zamanda 365 günde de güneşin etrafında dolanıyor. O zaman bu iki hareketi bilmemiz gerekiyor. Buraya anladık mı? Gece gündüz günlük hareketli oluyor. Aynen öyle. Şimdi bunlardan sonra yani bir ve iki hareketinden sonra şimdi de geldik sana yine temel bilgilerden birkaç tanesi. Zaten bunları biliyorduk ama tekrar etmiş olmamız gerekiyor ki ...konunun temellerini oluşturalım... ...şimdi geldik... ...güneş hangi konudayken Tonguç sıcaklığı en fazla hisseder... ...Tonguç Eren ...güneş böyle... ...bak hemen şuradan sana göstereyim... ...böyle tependen, tependen tependen... ...tependen tependen gelirken mi sen yanarsın... ...yoksa böyle eğik eğik... ...tependen ben gelirse eğik, yanarım hocam... ...gelirken bak zaten vurgularımdan anlayabilirsin eğik eğik bundan bir şey hissetmezsin. Yani güneş batarken veya doğarken öyle çok fazla seni e, yakmaz değil mi? Ama böyle. Öğlen sıcağında dışarı çıkma diyor. Tepeden 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 tepeden, tepeden öğlen sıcağında gelirse o zaman yaz. işte bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de tonguç sıcaklığı en fazla üç konumundayken hisseder. Üç konumundayken yanar değil mi? İşte bu çok önemli bir bilgi. Güneş ışınları ne kadar dik açıyla gelirse dike yakın dik demek 90 derecelik açılar demek aslında. 90 derecelik açılarla gelirse o kadar daha sıcak olur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Harika. Ne kadar eğik açıyla gelirse de o kadar soğuk olur diyebiliriz bu çok önemli Tomuç Elağim ve şunu da söylemek istiyorum sıcaklığı oluşturan şey aslında ısı enerjisi değil mi güneşten gelen işte o yüzden daha fazla enerji ...beynini yakıyor değil mi Tomuç Bey... o yüzden birim yüzeye daha fazla enerji düşüyorken dik açıyla birim yüzeye daha az enerji düşüyor eğikle o yüzden yanmıyor burası Aynı zamanda Tonguç Erbem burada dar alanda gerçekten yüksek bir enerji oluyorken burada geniş bir alan ısıtıldığı için o dağılıyor. O kadar hissetmiyoruz çok fazla onu da söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda güneş tependen gelirse burada gölge düdük kadar olurken güneş böyle gelirse Tonguç gölgen böyle eşek kadar olmaz mı? Olur. Böyle yatay geldiği zaman böyle o kendini görürsün resmen. Suratını bilmem hani vücudunu falan görürsün. Ama burada tepeden geldiği zaman altında böyle sadece karartı olur. İşte gölge boyu da dik açıyla gelirse daha kısa, gölge de daha uzun oluyor. Bunlar zaten temel yaşantımızın içinden bilgiler. Şimdi bunların üzerine şöyle bir şey inşa edeceğiz. Aa, Bomboş o, bir sayfa. Aa. Şimdi Tonguç mi güneşimiz burada. Hop güneş eşek kadar. Bu arada e, güneşle dünyanın arasındaki boyut farkı gerçekten çok fazla. Yani şu güneşimiz tamam mı? Bu da dünyamız. Tonguç öğretmenim dünya bak şimdi bunu artık bunu alacağım. Şimdi dünyamız şuydu ya. Tonguç öğretmenim dünya aslında bir eksene sahip. Dönme ekseni. Şimdi dünyanın dönme ekseni Tonguç benim normalde buradan geçmesi ge gerekiyor. Yani dünya böyle dönmesi gerekiyor. Yani bir topaç gibi şuradan şuradan iki tane şey şiş kebap gibi düşün. Şişi böyle çeviriyorsun Tonguç öğretmenim. Böyle döner değil mi? Evet hocam. Şiş kebap böyle döner. Şimdi ama çok enteresan bir şiş kebapta şöyle bir yamulma olmuş. Dünya demiş ki, ya kardeşim ben seni gördüm ya, ben sana saygı duyarım demiş ve şöyle eğilmiş. Aa. Ya bak şöyle duruyor, duracak. burada kuzey kutbu, burada güney kutbu tam eyvallah her şey yolunda. Dünya böyle saygı duruşuna geçiyor. Abicim saygılar. Ve bir anda ekseni yamuluyor, ekseni şöyle bir hale geliyor. Yani böyle böyle olması gerekiyorken böyle eğiliyor. İşte dünya şu şekilde hareket ediyor. Yani normal dolanma hareketini böyle böyle yapması yokken şöyle şöyle yapıyor. Artık Ekvator çizgisi de çok enteresan. Ekvator çizgimiz de burada. Ekvator çizgimiz burası. Yani dünya eğik bir şekilde güneşe burası saygı duyuyor. Dünyanın kafası diyelim. Burası da dünyanın bacakları diyelim. İşte burada kolları diyelim. Dünya resmen Güneşe "Abimsin" diyerekten saygı duyuyor. Şimdi Dünya bu şekilde saygı duyduğu zaman işte işler değişiyor. Normalde dünyanın işte e, buradan bak dikkat et. Buradan ışınlar gelince ne olur? Buradan ışınlar geldi, 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 geldi. Üst geldi, geldi. tarafı ısınır dünya. Harika. Dünyanın gerçekten de üst tarafına yani göğüs kısmına çok fazla dik açıyla ışık geliyor. Ve burası ne olmaya başlıyor? Yanıyor, kızarıyor. İşte burası sıcak bölge haline geliyor. Ama aynı şekilde bu ışınlar güneşten gelen ışınlar dünyanın alt tarafına böyle eğik eğik geldiği zaman da eğik eğik geldiği Ama zaman orası burası oluyor. da öyle çok fazla ısınamıyor. Çünkü eğik gelenler bak dik gelenler böyle oluyordu eğik gelenler ne oluyordu Tonguç Eren Bey? Soğuk. Harika. Eğik geldiği için de soğuk oluyor. İşte dünyanın üst kısmında yaz mevsimi yaşanırken alt kısmında kış mevsimi Aa, bu. Şimdi sana daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi birazcık daha detaylı vereyim. Bu eksen eğikliği kaç derece biliyor musun? Şuradaki eksen eğikliği yani gerçekten de muhteşem bir dizayn yapılmış burada da. 23 derecelik bir eksen eğikliği var. Ve biz buna Eksen eğikliği diyerek gerçekten mevsimlerin oluşmasının anahtar kelimesini söylemiş oluyoruz. Şimdi Tonguç Hocam eksen eksen nereden 23 babadan öyle bir şey Aynen. vardı neydi hocam. Dünyanın dünyanın Tonguç Hocam tam ortasından geçen çizgiye biz ne adlıyorduk? Ekvator. Ekvator çizgisi. Bu çok önemli. Dünyanın ekvatorundan normalde şöyle gitmesi gereken şöyle bir eksen eğikliği 23 derecelik bir eksen eğikliği oluyor. Dünyanın dönme ekseni o zaman eğilmiş pozisyonda. Bu çok önemli. Aynı zamanda Tonguç Hocam bu Ekvatorun üzerinde bir tane daha özel çizgi var. Onu yengeç dönenci istiyoruz. Altında bir tane daha özel çizgi var. Onu da oğlak dönenci istiyoruz. Bak dikkat et. O yengeç dönencisi kuzey yarım küredeyken oğlak dönencisi güney yarım kürede. Şimdi bunların detaylarını anlatacağım ama önemli olan ilk başta gel senle beraber eksen ekliği olmasaydı ne olurdu onu gösterelim. Ne olurdu hocam? Bir kere gece gündüz süresi sürekli eşit olurdu. Yani mesela yazın bir, bir kere en önemlisi mevsimler oluşmaz. Mevsimler oluşmaz. Yani eksen ekliyor olmasaydı... ...mevsimler oluşmazdı Tonguç Arabi Ardından Tonguç Arabi Bey'im... ...yaz mevsiminde, kış mevsiminde... ...biliyor musun? Hani yazları... yazları e, ...gündüzleri daha uzun olur değil mi? Yazları, gündüzler uzun olmaz mı? Hiç dikkat evet, ettin güzel. mi? Güneş geç batar. Saat 9'da onda batar güneş. Ya kardeşim... ...kışa gelince... ...bir anda güneş kaçta batıyor Tonguç Arabi Bey? Saat Kuşa, 5'te saat batıyor. 4'te 5'te batıyor. batıyor. Aynen evet. öyle. Kışın... E, ...geceler daha uzundur yazları da gündüzler İşte bu gece gündüz süresi eşit olurdu dediğimiz şey aslında eğer mevsimler oluşmasaydı gece gündüzler hep aynı olurdu. Ve güneş ışınların gelme açısı da hep aynı olurdu. Bizde yazın daha sıcak olmasının sebebi bu. Yaz mevsiminde ne oluyor Evlen Bey? Hava sıcak oluyor canım. Hava sıcak oluyor. Kış mevsiminde ne oluyor Eylen bey? Hava, soğuk, hava oluyor. soğuk oluyor. Neden peki biliyor musun? Dik açıyla gelince hava sıcak oluyor. Tepemizden tepemizden güneş gelince eğik açıyla gelince de ne oluyor Tongçiram Bey? Hava soğuk oluyor. Güneş ışınlarının gelme açısı işte o yüzden değişiyor bizde. Yaz kış yaz kış oldukça değişiyor diyoruz. Şimdi önemli tarihleri göstermek istiyorum Tongçiram Bey. Bir, te, bir kere temelleri anladık. Eksen eğikliğinin ve dünyanın dolanma hareketinden dolayı mevsimler oluştuğunu artık biliyoruz. Eksen eğikliği çok çok önemli ve mevsimler mevsimlerde mevsimde... oluşuyor. Aynen de 365 gün içerisinde oluşuyor. Dolayısıyla iki tane faktör mevsimler oluşturuyor. Birincisi eksenekliği, ikincisi de dünyanın güneş etrafında dolanması. O da 365 gündür. Peki bu önemli tarihler neler? İşte bu dolanma hareketinde 365 gün içerisinde bizimle beraber bazı önemli tarihler var. Bunların en babası 21 Haziran. 21 Haziran yaz tatili olduğu için çok severim en ve şey. bizim için Türkiye'miz için Türkiye'miz için en uzun gündüzdür yani en uzun gündüzün yaşandığı gündür aynı zamanda ikinci babada 21 Aralık o da bizim için en uzun gecedir Tomuç Türkiye'miz için şimdi anlatacağım sana ama biz hemen sana şunu sormak istiyorum Türkiye'mizde Türkiye'mizde e, 21 Haziran'da hangi mevsimde yaşıyoruz? Yaz Harikasın süpersin Türkiye'miz Kuzey yarım kürede mi? Güney yarım kürede. Mi? Kuzey. Kuzey yarım kürede. Harika. Peki Tonguç Eren Bey. Aralık'ta Türkiye'mizde, Türkiye'mizde hangi mevsim yaşarız? Kış. Süpersin. Türkiye'miz hangi e, kuzey, kuzey yarım, yarım küre. Kuzey yarım küre. Süpersin. Şimdi geldik seninle beraber Avustralya'ya. Avustralya'nın bayrağını bilmiyorum. Arjantin'in bayrağını çizelim. Arjantin'in bayrağı da şöyle bir güneşe benzer bir şey Messi. var. Messi. Yani Messi diyelim. Hatta buraya evet direkt Messi yazalım. Ee, Messi. Gerçi o Avrupa'ya transfer oldu. O şimdi şeye git hocam. Amerika'ya havaya şimdi, gitti. Şimdi Arjantin'de, Arjantin'de, Arjantin'de Tonguç şey sen, sence ee, biz yaz mevsimi yaşanırken hangi mevsim, mevsim Kış. Süper. Kış mevsimi yaşanır ve Arjantin güney yarım kürede. Aynı şekilde biz kışı yaşarken Arjantin'de hangi mevsimi yaşarlar? Yaz. Harika. O da Güney yarımküre. İşte bunlar ters. Bunları çok bilmemiz gerekiyor. Mevsimlerin ters olduğunda çok iyi bilmemiz gerekiyor. Her sene kesinlikle bununla alakalı soru geliyor. Peki bu 21 Mart ve 23 Eylül nedir? Ya kardeşim burası yaz kış anladık da. 21 Mart 23 Eylül nedir? Bizim için 21 Mart'ta ilk bahar mı sonbahar mı? İlk bahar. Harika. Türkiye'miz için ilk bahardır. İlk bahardır Türkiye'miz için. Peki 23 Eylül Türkiye'miz için. Son bahar. Harikasın. Son bahardır. O zaman... Kuzey yarım kürede, kuzey yarım kürede e, ilk bahar olduğu zaman güney yarım kürede ne olur? Sonbahar. Harika. Güney yarım kürede sonbahar olur. Tam tersi olur. Ve aynı zamanda güney yarım kürede sonbahar Kuzey yarım burada da ilkbahar olur Tonguç Erdem Bey. Simetrik benim. tam tersi. Aynen tam tersi diyoruz. Şimdi bunlar bizim için önemli. Peki nasıl oluşuyor bunlar? Ya bir anlatır mısın bana? Doğru düzgün anlamadım dersen de çok basit bir anlatım var. Şimdi Tonguç Erdem bir kere dünyamızı bir top gibi düşünüyoruz. Ve bu top aslında e, Tonguç bak seni e, bir e, dünya modeline koyduk. Ve senin burası Tonguç Erdem Bey göğsün. Dünyanın göğsü. Şey burası da şortun diyelim tamam mı? Burada alt tarafım var. bu da üst tarafım var. Burası da kemerin. Bu kemerin aslında bir ekvator markası bir kemer olduğunu düşünelim. Ekvataro. Ee, evet ekvataro diye böyle İtalyan markası gerçekten kaliteli. Ee, ve aynı zamanda Tonguç Eren çok pahalı onu söylemek <laughs> Şimdi burada güneşten ışınlar geliyor değil mi bize? Ve iyiyiz değil mi? Güneşe karşı saygı duyuyoruz. Saygı olsun. 21 Haziran'da güneşe karşı saygı duyuyoruz ama 21 Aralık'ta gerçekten terbiyesizlik yapıyoruz. Güneşe popomuzu dönüyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. 21 Haziranda güneşe saygı, 21 Aralıkta güneşe saygısızlık yapıyoruz. Saygısızlık resmen yaparsak resmen da donarız yani. Saygısızlık yaparsak da donarız ama Türkiye donuyor. Alt taraf yine ha. iyi. Şimdi Tomşer Bey, güneş ışınları gelmeye başladı. Güneş ışınları böyle böyle geliyor. Böyle böyle geliyor, böyle böyle geliyor. Buralarda dik geliyor değil mi? Evet Peki hocam. güneş şunları böyle böyle gelirse, böyle böyle gelirse, böyle böyle gelirse eğik gelir değil mi? Güneş şunları dünyanın burasına yani dünyanın göğsüne hatta Türkiye'mizde burada ay yıldızlı forma gibi oldu gerçekten de bu da. Türkiye'mizde burada dünyanın göğsüne daha dike yakın gelmiyor mu? Evet hocam. O zaman burası yanar. Aa o yaz zaman. Yazıyoruz. O zaman burası resmen e, şey olur ya kopagamana bir iç gibi olur yani gerçekten de burası yanar. O yüzden 21 Haziran'da e, kuzey yarım küre bizim için yaz mevsimini yaşar. Peki güney yarım küre eğik gelmiyor muydu? Evet. Güney yarım kürede kış mevsimini yaşar diyoruz. Peki işte gelmesi bunun oluşmasının sebebi o zaman dik veya eğik gelmesi. Peki geldik 21 Aralık'ta. 21 Aralık'ta kuzey yarım küre ne olur Tonguç Eren Bey'im dikkat ederim. Burada ise ışınlar gelirken Alt tarafı popoyu ısıtırlar değil mi? Evet, Popomuz yanlı mı burada? Kızardı. Harika. Peki bizim bulunduğumuz yukarıya nasıl geliyor? Eğik geliyor. Bakar mısın? Hiç, hiç umurunda bile değil. Burası hiç ısınmaz. Dolayısıyla kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanırken ki biliyoruz zaten Türkiye'de bize kış mevsimi yaşanır. Güney yarım kürede Tonguç Bey'im yaz mevsimi yaşanır. İşte bu güneş ışınlarının gelme açısıyla oluşur. Ve bu gelme açısının oluşma sebebi dünyanın böyle değil de böyle eğik olması. Böyle olsaydı her tarafa aynı açıyla gelecekti. Çünkü dünyanın yeri hiç değişmiyordu. Burada bir göğsüne geliyor bir poposuna geliyor. Bir göğsüne geliyor dik bir poposuna dik geliyor. Dolayısıyla işte bu değişimden dolayı mevsimler oluşuyor. Bir yaz bir kış bir yaz bir kış bir yaz bir kış oluşuyor. Peki dünyanın diğer önemli tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül bu arada dünyanın dolanma hareketi şu şekilde olur. Şu şekilde. Yani saatin tersine doğru olur onu da söylemek istiyorum. Saatin tersine doğru 21 Aralık sonra ne gelir? 21, 21 Mart. Mart gelir. Sonra ne gelir? Aralık. 20 Eylül. sonra ne gelir? 23 Eylül. 23 Eylül gelir. Sonra ne gelir? 21 Aralık. 20 Aralık. Sonra yirmi... bu döngüyle gider Tomuşerem Bey. Im. 21 Mart ve 23 Eylül de Tomuşerem Bey bizim için aslında bahar günleridir ve bunlar ekinoks olarak özel bir ad alır. Ekinoks ne demek biliyor musun? Ekinoks aslında gece gündüz süresinin birbirlerine eşit olduğu tarihler demek. Şimdi geleceğiz ama burada şunu söylemek istiyorum sana. Burası bizim için en uzun gündüzdür. En uzun gündüzdür. Ama diğeri için de en uzun gecedir. Şimdi gel, gel sen beraber bunları bir bakalım. Ne demek olduğunu bir anlamaya çalışalım. Aynı zamanda 21 Haziran'ın da şöyle bir özel bir adı var. Gün dönümü. Gün dönümü dediğimiz 21 Aralık da aynı şekilde gün dönümü, yaz gün dönümü veya kış gün dönümü olarak adlandırılır. Hangi mevsimdeysen ona göre adlandırılır. Şimdi Tonguç bir kere gölge boyundan bir başlayalım. Gölge boyu ne demek Allah aşkına? Gölgemizin boyu demek. Aynen süper gibi bir açıklama. Gerçekten yukarıdan geldiği zaman buradan mesela güneş ışınları böyle böyle geldiği zaman senin gölgen nerede oluşuyor? İşte şurada ufacık bir karaltı şeklinde. Çünkü buraya ışın gelemediği için ufacık bir karaltı şeklinde oluşuyor. Gölge boyu bu kadar. Peki buradan geldiği zaman Aa, ışınlar. Kışın eğik geliyor. Harika. O zaman senin gölgen burada eşek kadar böyle oluşmaz mı Tonguç Ölen Bey'im? böyle yere düşmez mi gölgen? Çünkü buraya ışın geçemiyor. İşte bu gölge Tonguç Erdoğan benim kışın daha uzun, gölge boyu daha uzun. Yazınsa gölge boyu daha kısa olur. Bu çok önemli. Çünkü burada dike yakın geliyor. Yazın dike yakın gelir ışınlar. Burada ise eğik açıyla gelir. Bunu anladık mı? Anladım bu özellikle. çok önemli bir özellik. Şimdi gölge boyuyla alakalı bazı grafikler gelecek sana sorularda. Mesela diyecekler ki Gölge boyu böyle azalmış sonra artmış bir senenin grafiği diyecek. Veya gölge boyu azalmış artmış burası 21 Aralık demiş burası 21 Aralık demiş. Şimdi Tom gölge boyunun az olması veya çok olması ne demek? Çok basit bir mantık var. Eğer gölge boyu azsa gölge boyu az ise az ise hangi mevsimdir? Yaz. Harika. Gölge boyu fazla ise Uzun ise. O zaman hangi Kış. Süper. Bak bu bilgiyle bütün soruları yapabilirsin. O zaman burası 20 Aralık. En az da değil mi gölge boyu? Evet. O zaman 20 Aralık burada yaz mı kış mı? Yaz. Harika. 20 Aralık yaz. Ohannes. Cansız. Öyle bir yer olamaz ki. Öyle bir şey Allah Allah. Ha alayım. Güney Yarımküre. Harikasın <laughs> işte bu kadar. 20 Aralık Türkiye'de yaz değil ki kardeşim. 20 Aralık nerede yazdır? İşte Arjantin. Arada, güney Yarımküre'de. Bravo diyorum sana. Arjantin diyebilirsin bu ülkeye. Aynı zamanda Avustralya diyebilirsin, Avustralya diyebilirsin, aynı zamanda Brezilya diyebilirsin, aynı Şili. zamanda e, Şili diyebilirsin, aynı zamanda Güney Afrika diyebilirsin, süper zekisin. Peki, gölge boyu burada en az. O zaman burası yine yaz değil mi tonkusherem Bey? Evet. Gölge boyu asla yazdır. Peki, yaz 21 Haziran. Ee, o, zaman o zaman bizim. Türkiye, burası. Türkiye, aynı zamanda işte e, USA, ondan sonra. Rusya, bunları da İngilizce yazayım bakalım. Bunların hepsi de gölge boyu az olduğundan Peki, bir olsun. de gece gündüz sürelerine bakalım. Bu gece gündüz süreleri de çok önemli. Gece gündüz sürede Tonguç bir gün kaç saat? 24 saat. Peki, yazın bir gün saat kaç saat? 24 saat. Süper zekisin. Peki, kışın bir gün kaç saat? 24 saat. Bravo diyorum sana. Olağanüstü bir beyne sahipsin. Peki Tonguç Hocam Bey, ne oluyor? Ne değişiyor? Bir günde bu 24 saat normalde 12 saat 12 saat olması gerekiyorken Yazın günler daha uzun, geceler daha kısa oluyor. Güneş gece onda batıyor, sabah 6'da aydınlanıyorsa o zaman toplam 8 saat güneş e, şey var değil mi? Gece var. 8 saat. Ama toplam 24 saat olmalıysa 16 saatte ne var Tonguç Erhan Gündüz. İşte bu beyazla gösterdiğimiz şey gündüz, karanlık gösterdiğimiz şey de gece zaten. Bu şekilde ifade ediliyor bunlar. Ve burada işte yazın 16 saat, 8 saat olabiliyor. Veya tam tersine kışın Tonguç Erhan kışın geceleri daha uzun e, gündüzleri daha kısa oluyor. Mesela burası 8 saat oluyor. İlla 8 saat oluyor. Burası mesela 7 saat olabilir. Burası da 17 saat olabilir. Ve farklı farklı dağılımlar olabilir. İşte gündüz kısa gece uzun. Gündüz uzun gece kısa. ikisi de birbirine eşit. İşte bu eşitlik de Tonguç Elan Bey'in Ekinoks tarihlerinde oluyor. Ekinoks dediğimiz ifade vardı ya. Gece gündüz eşit. Gece gündüz birbirine eşit. Ekinoks dediğimiz şey neydi? 21 Mart ve 23 Eylül'dü. Bu tarihleri çok iyi bilelim. Bunlar Ekinoks tarihleri. Bu tarihlerde gece gündüz 12'şer saat oluyor. Dünyanın her yerinde bunu da bilmemiz gerekiyor diyoruz son Eren Bey'im. Ve gel senle beraber özet yapalım bakalım. Bir kere yazın. Güneş ışınları e, hangisinde daha dik gelir? Yazın mı kışın mı? Yazın. Harika. O zaman buna dike... Yakın diyoruz. Tam diklemiyoruz ama dike yakın diyoruz. Burada ise? Eğik. Eğik açıyla giriyor. Bak bu çok önemli bir tablo. Bu tabloyu bil gerisini e, rahat. Gölge boyu Tonguçer Yazın mı daha uzun, kışın mı daha uzun? Kışın uzun. Kışın gölge boyu daha uzundur. E, yazınsa Kısın. daha kısadır demiştik. Uzun olan sence gece midir, gündüz müdür? Yazın. Gündüz uzundur. Gündüzler daha uzundur. Gündüz zaten böyle gezeriz, sozarız. Aç, güneş batmaz bir türlü. Burada ise Tonguç hanım benim. Geceler uzundur. Geceler daha uzundur. Ee, şöyle yapalım. Geceler daha uzundur kışında. Birim yüzeye düşen enerji miktarı bizi yakmamız ya, yakması yani bizim. Hangisi daha fazladır? Yazın. Yazın daha fazladır Tonguç evladım benim. Burada daha azdır. Onu da söylemek istiyorum Tonguç evladım benim. Peki geldik seninle beraber 21 Haziran'ın birazcık daha özetini yapalım seninle beraber. Bak önemli günleri bilmemiz gerekiyor. 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yazdır. Güney Yarımkürede kıştır. Çok iyi bilmemiz gerekiyor ve yaz mevsimi başlangıcıdır. Aynı zamanda Kuzey Yarımkürede kış mevsimi başlangıcıdır. Aynı zamanda Güney Yarımkürede onu söylemek istiyorum. Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz 21 Haziran'dadır. En kısa gecede 21 Haziran'dadır diyoruz. Ama... Güney yarım de tam tersi bilmemiz gerekiyor. Öğle vakti güneş ışınları yengeç dönencesine saat 12'de bak bu çok önemli bir laf. Saat 12 çift sıfırda e, dik gelir yani 90 dereceyle açıyla gelir. Bu da önemli bir şey. Çünkü Tunguç Erman'ın kuzey yarımküredeydi yengeç dönencesi hatırlıyorsan. Bu temel bilgileri bilmemiz gerekiyor. Bu yengeç dönencesi burada tam buraya dik açıyla geliyor diyoruz. 20 lirala baktığımız zaman Kuzey yarımkürede kış oluyordu. Güney yarım kürede ise yaz oluyordu. Hatırlıyorsan zaten biz e, kış mevsimini yaşıyoruz. Orada bilebileceksin. Aynı zamanda kuzey yarım yarımkürede en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır e, tam 21 Aralık'ta. Bunu bilmemiz gerekiyor ve aynı zamanda öğlen vakti güneş ışınları Oğlak dönencesine yani şuradan bir dönence geçiyor. Bu Ekvator'du. Yengeç buradaydı. Ekvator burası. Burası da Oğlak dönencesi. İşte buraya saat 12'de 12 çift sıfırda 90 derece açıyla gelir diyoruz. Peki 23 Eylül ve 21 Mart'ta ne oluyor? Güneş ışınları ekvatora dik açıyla geliyor. Yani saat 12'de saat 12'de 90 derece açıyla geliyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ve gece gündüz birbirine eşit. Yani ekinoksun zaten tabiri bu. Böyle Tüm dünyada mı eşit hocam? Tüm dünyada ekinoks tarihlerinde gece gündüz süre birbirine eşit oluyor. Ve Hadi bakalım sana böyle bir alıştırma yapalım ve sonra dersimizi bitirelim. Görevlerimizi sonraki hafta vereceğiz. Tonguç Kap'ta ilk hafta ödev vermeyelim dedik. Derslerimizi bir anlayalım. Sonrasında ödevleri vereceğiz. 21 Haziran'da bu tarihte güneşinler olarak dünyanın ise dikkat edilmiş. Falan filan. Şimdi bir kere Tonguç Aram'ı... 21 Haziran'da Kuzey Yarım Güney Yarım Kürede sonbahar mevsimi yaşanıyor. Türkiye'de en uzun gündüzü yaşandı. Şimdi buradan bakalım. Bu tarihte güneşinler oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu kere oğlak dönencesi Güney Yarım Küredeydi. Güney Yarım Kürede de e, güneşinlerin dik geldiği tarih 21 Aralık'tır. Ve bu tarihte aslında yaz mevsimi yaşanır orada. Kuzey Yarımkürede sonbahar mevsiminin başladığı tarihtir. Ve Güney Yarımkürede sonbahar mevsiminin başladığı Ekinoks tarihidir. Şimdi Ekinoks tarihleri neydi? 23 Eylül veya 21 Mart ona bakacağız. E, Türkiye'de en uzun gündüzün yaşandığı ve yaz mevsiminin başladığı tarihtir. Tabii ki burada 21 Haziran'ı seçtik. Şimdi de geldik buraya. Diyor ki bize. E, Güney Kuzey Yarımkürede sonbahar mevsiminin başladığı tarih. Bir kere Kuzey Yarımkürede Türkiye'miz değil mi? Evet. Türkiye'mizde sonbahar mevsimi ne zaman oluyor? 21, 23 Eylül. Ya, Eylül'de oluyor. Eylül'de sonbahar yaşıyor. Zaten okullar açılıyor. Ve çok iyi biliyorsun bu mevsimi. Güney yarım kürede sonbahar mevsiminin başladığı Ekinoks tarihi de 21 Mart oluyor. Orada tam tersi oluyor bize diyoruz. 21 Haziran e tarihinde güneşin ışınlarının dünyaya gelişi gösterilmişti demiş. Ve ekvator çizgisi ve benzeri belirtilen KLMN noktaları. Şurası ekvator çizgisi bu arada. KLMN e noktaları ilgili ifade hangisi yanlış demiş. Bakalım hemen. Burası K, burası L, burası M, burası N. K noktası sıcaklık en fazladır. Bir kere buradan güneş ışınları belli ki yukarıya dik geliyor, dike yakın geliyor. O zaman kuzey yarım kürede, kuzey yarım kürede bir kere yaz mevsimi yuka, yukarıda yaz mevsimi yaşanıyor diyebiliriz. Burada da kış mevsimi yaşanıyor diyebiliriz. K noktası sıcaklık fazladır. Bir kere burası e, yengeç dönencesinde. 21 Haziran tarihinde saat 12'de e, tam dik gelir dolayısıyla doğru. doğrudur diyebiliriz. M noktasında kış gündüzü yaşanır. E, demiş ki M noktasında e, gerçekten de kış yaşanır. Çünkü eğik açıyla geliyor buradan aşağıya. Gündüz olduğunu nereden bildik hocam? E, çünkü dünyanın sağ tarafında olacak. Dünyanın şu tarafı e, gündüz bu tarafı da gece oluyor güneşe bakan tarafı. N noktasında en uzun gece yaşanır. N noktası evet dünyanın şu tarafı karanlık olacak, gece olacak. Burası da gündüz olacak. N noktası en uzun gece demiş bize. Evet 21 Haziran'da en uzun gece yaşanır. 21 Haziran'da bizde de en uzun gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra K noktasında gündüzler uzamaya başlar. K noktasında gündüzler artık kısalmaya başlıyor. Zaten bu en uzun gündüz en uzundan sonrası kısalır. En uzunundan sonra zaten daha uzun olamaz ki kısalmaya başladı demesi gerekiyor. Bu yanlış bir ifade. Cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz Tonguç Eren Bey. Im. Son sorumuz. Şekilde mevsimlerin başlangıcı ve dünya üzerinde belli noktalar verilmiş demiş. Bu durumla ilgili söylenen soruları cevaplayınız demiş. Bakalım. K noktasında yaz mevsimi hangi aralıkta yaşanır demiş. Bir kere K noktası kuzey yarım küre. Yaz mevsiminin yaşandığı yer Tonguç Eren Bey'im... yazın başladığı 21 Haziran'dan sonrası yani 23 Eylül'e kadar bitiyor ya yaz mevsimi. 4 diye söyleyebiliriz. N noktasında hangi aralıkta gündüz süresi gece süresinden fazla olur demiş. Bakalım. N noktası bir kere Güney Yarım Küre'de. Güney Yarım Küre'de olduğu için e, gündüz süresi gece süresinden fazla olan yaz mevsiminden bahsediyor. Bu yaz demek aslında. E, yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarım Küre'deki yerse 21 Aralık buradaki yazın başladığı alt tarafı dünyanın alt tarafındaki yazın başlangıcı dolayısıyla 2'dir. dir. E, buna cevabı 2 diyebiliriz. Geldik L ve M noktalarında hangi aralıklarda gece süresi gündüz süresine eşittir demiş. L, M zaten ekvatorun üzerinde. Her aralıkta gece gündüz birbirine eşittir. 1, 2, 3, 4 ekvatorda her zaman 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. O çok rahat onlar gerçekten de. N noktasında yaz mevsimi hangi aralıkta yaşanır? Ne güney yarım küredeydi. Yaz mevsiminin yaşandığı yer yine 2'dir diye bir sonuç aramayayım. Çünkü 21 aralık yaz başlangıcıdır orada diye düşünebiliriz. Peki hadi bakalım o zaman ödevimiz yok bu hafta ama gelecek hafta ödevimiz başlayacak ve ödevlerimizi vereceğimiz kaynaklarımızda 0'dan 8'e hazırlık setimiz, zoru setimiz ve dinamo setimiz şimdiden hazırlıklarınızı yapın arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman e, ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Donguç Dershane sundu.